Maddi ve manevi fay hattından bahsedeceğim. Bıktınız ben de biliyorum depremler o, o değil. Dışarıda ve içeride esas deprem içerideki depremdir. Ben dedim doktorlar nasıl ölür diye hayret ediyorum. Doktor ölmemesi lazım ihtimal vermiyordum da onun için dedim kaflet ol. Nasıl ölür yani? Ustad boşuna demedi uzak durun. Vehim her dinlediğini insan mail ediyor. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Gecemiz, gündüzümüz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın. Bizim fitnemizden bizi muhafaza yemin eylesin. Bizden çıkan Fırtına. Abiler maddi ve manevi fay hattından bahsedeceğim. Bıktınız ben de biliyorum depremden. O, o değil. Maddi ve manevi fay hattı. Dışarıda ve içeride. İçer İlk önce dışarıdakini okuyayım. İçeridekiyle devam edelim. Dışarıdaki fay hattı. Bakayım neymiş? Hasan merak ettin değil mi abi? Ee, dışarıdaki fay hattı 5 tane. İçerideki fay hattı herhalde o da biraz fazla. Sayfa lemalar 83. Ehli dalaletin şerrinden merak ettiğinizi sorabilirsiniz. Ehli dalaletin şerrinden kainatın kızdıklarını, ehli dalalet, Müslüman değil ve anası rükülliyenin hiddet ettiklerini depremden bahsetmiştim. Depremin iki sebebi var demiştim. Bunlarla kalı olduğu için bir zahir, bir batın. Zahir sebep mühendislik bir de doğru mutayt zahir sebep bu. Hakiki sebep değil. Hakiki sebep, batın sebebi o da dört tanedir. Bir, dalalet geçtiği için dalaletten vazgeçirmek. Yani yan, yanlış yaşamaktan. iki gafletten uyandırmak. Yanlış tarafkirliklerden, yanlış muhabbetlerden. Üç, tanımak istemedikleri sultan-ı kainatı tanıttırmaktan. Tanımak istemiyor. Dört, dört de dörde ayrılır. Ağız, fakr, noksan ve kusurunu deruhte etmekten hasıl olan ubudiyet ahvali. Bu ne demektir? İnsan cibili olarak kusur üzerine almaz. Harici atar. Fay hattı yaptı, mutayit yaptı, Amerika yaptı, İşimize geliyor. Sebebi suç odur. Ceza o cezalanması lazım. O yaptı. Eğer Allah yaptıysa suçlu biziz. Biz cezalanmamız lazım. Onun için pek Allah'a vermiyor. Çünkü Allah fazla yapmaz, az yapmaz, öne almaz, sonra almaz. Eğer Amerika yaptı ve fay hattı yaptıysa, mutayet yaptıysa suçlu odur, zalim odur. Cezalanması gereken odur. Bu bizim işimize geliyor. Benimle hiç alakası yok tabii. Bizimle hiç alakası yok. Eğer Allah yaptıysa benim suçum için yapmıştır. O zaman ceza ben cezalanmam lazım. Bundan dolayı Amerika yapmıştır. ihtimali <laughs> olmasa bile kuvvetlidir. Şimdi ehli dalalet. Dalalet neydi? Yanlış yaşamaktan. iki Gaflet. Yanlış tarafkirliklerden, yanlış muhabbetlerden, küfre tarafgir oluyoruz. Basit basit sebeplerle olmamız gerektiği yerde olmayarak, olmamamız gerektiği yerde olarak küfre zimlen taraftar oluyoruz. İki grup var. Mutlaka birisi gelecek. Ya azam işer ya ehven Kızıyoruz. Ehven işere destek vermiyoruz. Azam işere Otomatik vermiş oluyoruz. Bu sırrı yakalayamadığımız için. Niye? Şeriyetimizi öne çıkartıyoruz. Takdir ettiğimiz ayrıdır, tercih ettiğimiz ayrıdır. Tercih ediyoruz, takdir etmiyoruz. Buna göre, bunu kolu kesene göre parmağı keseni tercih ediyoruz. Bir Müslüman olması gerektiği yerde değilse nerededir? Hiçbir tarafta değilim. Hayır. Olman gerektiği yerde değilsen, olmaman gerektiği yerdesin. Zımnen oradasın. Ve böylelikle saf dil Müslümanların tarafgirlikleriyle çoğunluk teşkil ediyor. Kastamonu 25. Musibeti Amme'nin devamına belki de teşdidine sebebiyet veriyor. Demek ki yanlış yaşamaktan, yanlış tarafgirliklerden. 3. Tanımak istemediğimiz sultanı kainatı tanımak istemiyoruz. Allah tanıttıracak İsterseniz. Feseye kuluğun Allah. Se istikbal harfidir. Ben size çarnaçar Allah söyletireceğim diyor. 4. 4 de şudur abiler. Aç, fakr, acizliğimiz kadar Allah var olur. Allah'a ihtiyaç duyarız. Fakirliğimiz kadar ahirete ihtiyaç duyarız. Noksanlığımız kadar ubudiyete hamlederiz, ihtiyaç duyarız. Kusuru deruhte ettiğimiz kadar kul oluruz. Kul bilinci olur. Şimdi bu teknik bilgileri verdikten sonra eli dalaletin şerrinden kainatın kızdıklarını ve anasır küllerinin hiddet ettiklerini ve umum mevcudatın galyana geldiklerini Kur'an-ı Hakim mücizane ifade ediyor. Yani şimdi beş tane fay hattında bahsedeceğim. Bu konu, konu benim değil. Yani mevzum bu olmayacak. Bunu çab çabuk geçeceğim ama beş tane bizim dışımızda fay hattı var. Bir, kavmi Nuh, Nuh kavmi başına gelen tufan ile semavat varzın hücumunu. Birinci fay hattı sema o fayatını kızdırmayacaksın ne yapar Nuh tufanı gibi cevap verir Nuh tufanı bu sema fayatı kavmi semut ve ad adın inkarından hava unsuru hiddetini yani mağaralarda şurada burada harika evler yapmışlar şunu değil mi ama neyle cevap verdi sema değil hava neyle oldu helakları seste çıldıracak gibi ve çıldırdı. Bu ikinci fay attı. Sema fay attı. Hava fay attı. Yani abiler buradaki gayem şu. Bir yoldan ben gittim. Aynı yolla gelebilirim. A eşittir B ise B eşittir A. Aynı. Men dakika dukka. Çalarsan çalınırsın. Şimdi ondan anlatıyorum. Yani hangi unsur bize niye vurduğunu anlamak lazım ki. Kusuru delüte edelim. İstanbul vehmini, İstanbul depremini vehmimizi öyle bir pompalıyorlar ki artık yaşamaktan usandık. E tabii ki affedersiniz ama eşek olursak semer vuran çok olur. Vidolarla muhatap ola ola vehim zirve yapmış. Vehim olmayanı var eden düşünceler dünyamızı cehenneme çevirir. Ustad boşuna demedi. Uzak durun. Vehim her dinlediğini insan meylediyor. Nuh aleyhisselamın kavmine Azgınlıkları biliyorsunuz. İki kavmi Nuh e, dedik yani. Yok kavmi Semud Vat. Hava unsuru ses de. Allah ses ila etti. Kavmi Firavun. Firavuna karşı su unsuru ve denizin galyanı. Tsunami yani. Karuna karşı toprak unsuru. Gayzini. Gayz ediyor toprak. Yani el bin min cinsil amel. Hangi sahada ceza geliyorsa o cinsten atan var. O cinsten atayabiliyoruz. Şu hepsi var abi. Yani su unsuru da gay şeyde. Ee, susuzluk var. Kıtlık gibi gözüküyor. Ads, fakr, noksan, kusuru derut etmedik. Hep yok. Karun gibi olmuşuz. Bu acayip bir şey. Mal biriktirme. Onların rasas diyor. Eritilip boğazlarına dökülecek diyor. Hizmet mi varmış, dava mı varmış, çocuk mu okutulacakmış, buraya şey yapayım mı, yardım edeyim mi? Hiç değil. Biriktirdin, Belki de biriktirdiğini sen bile görmedin. Öyle diyorlar ya. Biliyor musunuz ben bir tane depreme ait video seyretmemiş. Yalan söylemiyorum size. Bir tanesini kesiti kö şey yaptılar. Amerika bildi bildi diye söylemişlerdi de Şualar 325'te 25'te köpekler Amerika'dan daha önce bildi. Dolayısıyla depreme köpekler yaptı. Bu şeyde Elbistan'da bir köpeğin o kesiti köpek u garip ses yapıyor. Şu da geçtiği için 325'te ustadın döneminde de olmuş. O akşam köpekler, kediler ikişer ikişer bir araya gelmişler. Garip garip sesler getirmişler. Garip garip sesler çıkartmışlar. Biz anlayamadık diyor. Ha köpekler bilmiş. Öyle diyor. Dolayısıyla önceden bildiği için köpekler yaptı bu depremi. O kadar safız ki. Müslümanlar dalga mı geçiyor ya? Ya Müslüman bu ile olur mu ya? Dalga mı geçiyor ya? Allah zelzele hakkında sure indirmiş ya. İza zulzilatül erdü ne yapacak? Senin ne olduğunu sana göstereceğim diyor. İçini dışarıya çıkartacağım diyor. Elmalı diyor ki bu bir kıyamete bakarken zahirisi de şimdi bakıyor. Ve insanı maala. Ne oluyor yahu? Niye? Hayat perest dünyamız lüks paralar, torbalar, villalar, dolarlar e, aç varmış, şey varmış. Tenk, oo, bir sürü şeylerimiz. Karun mesela konum o değil. Bu zahir fayattı. Karun'a karşı toprak Toprağı kızdırdık kardeş. Tarihte toprağa kız, kızınca ne oluyor? Karun'u yuttu. Niye yuttu? Karun'u yuttu. Bizimle alakası yok ki. Kur'an bahsediyor. Bahsetsin. Tarihin gömülüklerinde bizimle alakası yok. Eylü küfre karşı, karşı ahirette tekadu temeyezi minel gayul. Sırrı ile cehennemin gayzını, öfkesini vesair mevcudatın ehli küfür ve dalalete karşı hiddetini gösterip ilan ederek gayet müthiş bir tarzda ve icazkarane ehli dalalet ve isyanı Zevc ediyor. Ehli dalalet anladık ama isyanda biziz. Ehli isyanda biziz. Kaybedecekleri olanlar kaybetmesinden korksun. Kaybedecekleri bir şey varsa elimizde onlar onu gitmekten korkun. Ve vücudu kaybedeceğiz, hayatı kaybedeceğiz. Biriktirdiğimiz altınlar, dolarları kaybedeceğiz. Bir dairenin peşinde bir tane şey yaptık. Tenkit, eleştiri, gıybet. O Suriyelidir, o şeydir, bu, bu böyledir, acayip. Kızıp böyle ehli dalalete bilmeyerek taraftar olduk. ne, ne Tenkidimiz nereye mal olduğunu, tamam ben haklı tenkidim ama bu ne kimin işine yarıyor? Ee, peygamber gibi halife aradık. Dört halife gibi halife aradık. Ömer bin Abdülaziz Emevi gibi adil bir insan aradık siyasette. Belamızı da çektik. Ömer bin Abdülaziz mi seçiyorsun? Halife mi seçiyorsun? Şeyhül İslam mı seçiyorsun ya? Peygamber mi seçiyorsun kardeşim sen? <laughs> Müslüman, Müslümana müsibet gelmez. Müslüman olup Müslüman yaşamadığımızdan sıkıntı oluyor. Manevi e, fay bahsediyorum. Sayfa 676 şualar. Maddi fay hattı Niye oldu? Niyesi bu? Yani ben Karun'dan bahsettim. Bugüne bahsetmiyor. Semut'tan bahsettim. Bugünden bahsetmiyor. Anladık mı? Abi? Bugünden bahsetmiyor mu? Karun'dan bahsetti. Tarihi bir derinliklerden bahsediyor. Tarihte Karun varmış. Toprak yutmuş. Sonra altı defa yutuyormuş. Yedinci defa Ya Musa merhamet et dedi. Tat diye yedinci kez de parmakları gözükmedi. Yut dedi. Yut, dedi. Yuttu. Sonra Denildi ki Allah dedi ki Celle Celaluhu Ya Musa sana yedi defa Ya Musa merhamet et Develeriyle paralarıyla Simya ilmine sahipti Ve topraktan altın yapardı Simya iline sahipti O teknoloji şu anda yok Gömülüyordu bir şey yaptı Ayaklarına kadar dizine vesaire Hop hop beş altı Yut dedi toprağa Ondan sonra yedincisin gelince Ya Musa merhamet et dedi Tak diye bitti Cenab-ı Hak dedi ki şanıma yemin ederim ya Musa bana bir defa deseydi ki ya Rab beni affet affederdi. E Musa Aleyhisselam böyle sırt adam yani Karadenizli miydi doğulu muydu öyle. <laughs> Vurduğunu bir vurmuş ya ölsün diye vurmamış yani. Zalim. Salimi durduruyor olmuyor ayırıyor laf söylüyor ikna ediyor olmuyor. Ondan sonra belki kenara çekilir diye bir tane vuruyor memur. Mali memuruna adam ölüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Uh, 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 Bedir Bedir dediğim Bey bin Halef'i ben burada geberteceğim diyor. Öyle değil mi? Peygamber bak cihat ediyor. Kesti yani. Ustad Hazretleri de kuş avlamaya gitmişti Ruslara karşı. 300 tane talebesini doğuda savaştı. Şeyh Said de bilerek karıştırıyorlar. Şeyh Said isyanı gibi kasten. Oysa ustad bütün talebelerini Ruslara karşı savaşmış. 3,5 sene Rusya'da esir kalmış. İstanbul'a gelmiş 1908'de, 18'de. İngilizlere karşı savaşmış. Ayasofya'da 50 bin kişiye hutbe, hutbe vermiş, nutuk atmış. İngilizlere karşı Futuvati Sittesi Risalesi'yle mücadele etmiş. Sonra adam kalkıyor diyor ki İngiliz ajanı de diyor. Ya. Tepkimizi uygun lisanda vermek lazım. Şimdi manevi içsel fay hattından bahsediyorum. Korkunç fay hattı. Açtın mı? Ben şimdi bu üstünden bahsetmeyeceğim ama kalkayım ben. Şimdi <laughs> demeyeceğim ama ihlası bozdun. Nasıl demeyeyim? Şu şu cemaatin şu şekilde eline kitap nasıl verecektim? Değil mi? Bak okuyor hepsi. Bak abiler. Kaç tane fay hattı var? Ben mübalağa etmiyorum. Dışarıdaki fay hattından bahsettim. Kızdırmayacaksın havayı. Kızdırmayacaksın semayı. Kızdırmayacaksın suyu. Kızdırmayacaksın toprağa. Onun mekel melaikesi var. Hazreti Ömer vurdu değil mi? Toprağa. Dur. Dur toprak. Dur. Neyrede dur dedi. O unsuru kızdırdık mı kızdıracaksın. Kızdı mı kızar. Durmaz. Ama kusura almıyorum ki. İşime geliyor. Amerika yaptı. Niye yaptı? Zalim o. Zalim. Benle alakası var mı? Tövbe estağfurullah. Benle hiç alakası yok. O yaptı. İşimize geliyor. İnsan alemini alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbiniyle baktım. İnsana Allahsız bakın. Ama ya ha bu Allahsız bakmak, depreme Allahsız bakmak, hayatlarına Allahsız bakmak. Çıkın altından bakalım. O kayaların altından çık bakalım. Sanki depremle Allah canı alacak herkesin. Sanki Cenab-ı Hak can almasını depreme, kansere, trafik kazasına, kalp krizine mecburmuş yani. Sanki muhtaçmış. Böyle bir aleme gelmedik mi? Alemi kevni fesat. Yani la rahatte fi dünya ila darul ahire. Yani dünyada ne arıyorduk, ne gördük? Yani niye şaşırıyoruz ki? Hepimiz öleceğiz. Dişinizi sıkın. Yakında öleceksiniz zaten. Yani biraz dişimizi sıkalım yani. Bir şey kalmadı. Yakında gideceğiz. Şimdi insana bak bakalım. Şimdi fayatlarına bak. Allahsız nasıl çözülecek? Beraber iş değil. 1. Ehli dalaletin yanlış yaşayan insanın gözüyle bakalım. O alem İnsan alemi o kadar karanlıklı. Oradakiler göremiyorsanız orada oturmak zorunda değilsiniz. Bak böyle gelin. Bak görürsünüz. Heh, rahat olun diye. O alemi, insan alemi o kadar karanlıklı ki. Allahsız bakınca insan. Şimdi mezara bakıyorsun. Üzerime kaya. Aşağıda. Ölümünü her an bekliyor aday. Kolun üzerinde, Ses yok. Nefes yok. Nef nefes bitmesi lazım. Telefon yok. Ha bilgisayar da yok. Film yok. TikTok yok. YouTube yok. Şimdi orada böyle. E o kadar Allah'sı şimdi düşün. Tövbe ya. Yani. O kadar karanlıklı, dehşetli gördüm ki. Allah yok şimdi. Tövbe tabii, tabii. Dehşetli gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Eyvah dedim. Çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları, emelleri birinci fay. Bu fay. Bu patlarsa giriyor bak bizi. İnsanlarda ebed arzuları. Arzu ebed yaşamak var. Ölmek istemiyoruz. Var mı? Var. Bu bir fay hattı gergin mi abiyle? Patlarsa ebed arzusu olan, onun üzerine emellerini kuran, arzularını kuran insan ölür mü ya? Ne hakla ölür? başıma geçen bir şey anlatacağım. Sevim mezun olduğun yerden Çapa'ya gittim, Çapa hastanesine. Bir dost do, doktoru ziyaret ettim dostumuzdu. O lokal vardı doktorların. Gittim orada. Falanca'yı sordum. Yok dediler. Allah Allah. İyi ee, iyi dedim. Ne zaman gelir? Kardeşim sen onu niye sordun dedi bir tanesi. Böyle oturuyorlar 5 kişi. Doktor. Benim dostumdu dedim. Nasıl dostun dedi dedi. 15 gün önce vefat etti. Dostunu bilmiyorsun dedi. Eğer bir ihtiyacın varsa biz giderelim dedi. Yardımcı olalım. Yok dedim. Ben dedim doktorlar nasıl ölür diye hayret ediyorum. Doktor ölmemesi lazım. İhtimal vermiyordum da onun için dedim. Kaflet oldu. Nasıl ölür yani? İnsan nasıl ölür? Ebed istiyorum. Ebed yaşama üzerine sistemi kurmuşum. Geldi öyle ha. O çakılların Taşların içine gir hadi. Bu, bu, elimle ne kadar kefen sardığımı bilmiyorum ya. Çocuğundan, yaştasından kazasından, parçalanmışından. Hiç dokunmadan gölcükte kıldırdığım cenaze namazından. Bu insan ölür mü? Fayatına bak. Ebed arzusu var, ona muhalefet var insanda. Ölüyoruz. İki, kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları var. Yani kainatın arkasına götürecek düşünceleri var, fikirleri var. Kainatın arkası yani özel ve ebed alemleri. Ebedi beka ve saadet ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri var. Cennet istiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Ben sayayım belki sizde de vardır. Bende var ama. Bir anda her yerde, her yerde olma arzusu var, arzusu var. Ölmek istemiyorum. Dert olmak istemiyorum. Beyaz olmak istemiyorum. Yani <laughs> Haşa insan da öyle bir şey var ki tanrısına benzemek ister. Daha ilerisi var. Daha ileri gidiyor tanrıyı kıskanıyor. Olumsuzlara tanrı diyorum Allah demiyor. Tanrıyı kıskanıyor. Acayip bir şey insana bak ya. Saadet ebedi ve cenneti gayet ciddi işte nimetleri var. E baksana şimdi isteğim bu yaşadığım dünyaya bak. Fayat o demek. Gerilmiş. Cenneti istiyorum cehennemde yaşıyorum. Evet istiyorum fani değil. Ölmemek istiyorum. Her an ölümün adayıyım. Her şey istiyorum. İstediklerim hiçbirisi yok. Ne olacak şimdi? Bu fay'a bak. İçeride fay. Dışarıdaki faydan kurtardık. Hadi İstanbul'da ihtimaldir. Deprem olacak. Hadi geçelim Bayburt'a. Abi. Bayburt'ta da var herhalde. Bir yere gidelim yani. E şeyin çocuğu da öyle dedi. Nuh Aleyhisselam'a. Ne yapacaksın oğuzcağızım dedi. Dağa çıkarım dedi. Tufan başlayınca daha çıkarım dedi. Nereden bilecekti yani böyle aşağıdan su değil de yukarıdan aşağı tepesine binecek. Ya. Çare mi? Nereye gidersen git. Dün geçti yarın var mı? Söyleyin kabristana ölen hep ihtiyar mı bakalım? Aa. Evet istiyor. Işte. Fıtri istidatları var. İçsel alemine bak nasıl talil ediyor. Ve hat konulmayan ve serbest bırakılan fıtri kuvalları var. Yani Allah buraya kadar düşünürsün. Bundan fazlasını hayal edemezsin. Bu kadar arzun olur, bu kadar edemezsin. Sığır öyle değil. Otu ister, suyu ister. Başka bir şey ister mi? Elbise derdi yok. Gözlük derdi yok. Geçim derdi yok. Kira derdi yok. Kuşlar da 50 defa günde çiftleşir. Böyle kuşların da... Yani böyle bir problemleri yok. Hakikaten hayvan olmak lazım ama elimizi geçmiyor. Hayvanlık elimizi geçmiyor. Hayvan ne kadar güzel. Dert yok kardeşim. Bir kere imanı kazanma ve kaybetme davası yok. Hepsi de cennete geçecek. Hiç bu, bu, psikolojisi bozuk sığır gördün mü ya? Bir tanesini buradan kesin ötekisi burada otluyor ya. Hakikaten dünyada hayvan olmak lazım ama geçmiyor elimize ki. Fıtri istidatları var. Hat konulmayan, serbest bırakılan vehimleri var, vesveseleri var, duyguları var, istidatları var. Özel hayatı var. Bir tane, dört tane, on tane, kırk tane. Bunun sonu var mı? Yani insan arzularını ertelemeyi ve ötelemeyi beceremezse dünyası cehennem olur. Hiçbir şey onu tatmin edemez. Boşuna kafana koyma iki tane, üç tane, beş tane. Öyle bir şey yok. Dünyada, dünyada cennet hayatı yok. La rahat nefi dünya. Yok burada. İlla darul ahiret. Ed dünyası sicinül mümin ve cennetül kafir. Ahiretimize göre dünya bizim cehennem. Kafirin cehennemine göre dünyası cennet. Onun için ona deprem gelmez. Kafir cehenneme gideceği için onun gayretine, hepsine, Cenab-ı Hak iyiliğine dünyada veriyor. Gidecek olduğu cehennemine göre dünya cennet gibidir. Müslüman ise gidecek olduğu cennetine göre dünya cehennem. Niye kusurların cezasının burada temizlenmesi lazım? Bir tane diken bile batsa o kefaret oluyor. Peygamber A.S.'ten hadisi. Sonra hadsiz maksatlara muteveci ihtiyaçları var. Hadsiz maksatlar, kastettiği şeyler. Ne kadar maksat var? Zaaf ve asleriyle beraber, şimdi bu istekleriydi. Zaaf ve asleriyle beraber hücumlarına maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber. Yani şu musibete bak, semadan musibet geliyor, aşağıdan deprem geliyor, yukarıdan soğuk kar var, soğuk var, enkaz altı. Yani ölen ölmedi zaten şehit oldu. Kalan ölüyor. Kalanlar ölse kurtulacak o da ölmüyor. Esas depremin devamından gelen zan vehimden insan azap çekiyor. Sen onların öldüğünü mü zannediyorsun? İmanı varsa ama. İmanı varsa ölmedi. Baki bir hayata gitti. Tamam. E şimdi kim ölüyor? Ölmüyor ki kurtulsun biz. Her an devam devamlı videoları seyreden İstanbul'da deprem olacak deprem olacak. Bu vehimle Devamlı ölüyor. Ölüp diriliyorsun, ölüp diriliyorsun, ölüp diriliyorsun. Ölsen de kurtulursun ama ölemiyoruz. Ya öyle değil işte. Ehli dalalet niye alacak alacak. Allahsız düşününce yani Allah bıraktı böyle. Ona ne yaparsanız yapınlar. Ne haliniz varsa görün ya. Tamam. Dört tane unsura dedi ki toprağa, ateşe, havaya, suya. Ne hali varsa yap böyle ya. Şuna bak. Emre'ciğim arkadaşlar bu ustadır misali. Bir tüfek düşünün diyor. Tüfek tak diye bir adam nişan aldı vurdu. Ustad veriyor musun? Şimdi bu adam karşıdaki niye öldü? Niye yemiyor öldü? İğne gitti. Kapsula vurdu. Kapsül ateşlendi. Önündeki barutu yaktı. Yanan barut genişlenir. Arkaya gelemez. İleri doğru itti. Önünde de kurşun vardı. Kurşunu itti öldü. Kim öldürdü? E, tüfek. Sistem bu. Yalan mı? E, peki bu düzeneyi kuran nişan alıp Ketiği çeken yok mu? Yoksa onun maktulun hukukunu kim ödeyecek? Tam da ona kim ceza verecek? Eğer fay yaptıysa, Amerika yaptıysa bu ölenin hukuku ne olacak? Ha, merhamet yapalım. Ölene merhamet yapalım. Fay yaptı, Amerika yaptıysa ölenin hukuku ne olacak? Malı ne olacak arkadaşlar? Kim ödeyecek? Hayatı ne olacak? Yaşayacaktı. Eğer bu düzeni, tüfek düzenini yapan, nişan alıp çeken Anlattığı doğru. Ama tüfeği e, doğrultan, çeken, at şimdi diyen Allah'tır. Bütün sistemin kainatı Allah'tır. Peki Allah ne yapıyor depreme? Mal mı gitti? Bekaya geçti. Bak nasıl veriyor fiyata bak. Fani mal, beka buldu. Ömrü ne oldu? Biz niye şehit olmak istiyoruz ki istememek münafıklık alametidir diyor. Niye şehit olarak ölmek istiyoruz? Ölmemek için. Niye şehit öl olarak ölmek istiyoruz bir daha? Ölmemek için ölüyoruz. Şehitlik böyle bir sistem. Eğer imanı varsa, küfre taraftar değildiyse, o imanı varsa o ölmedi ki. Biz ölüyoruz. Biz daha belli değil. imanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. Devam et. Abiler böyle ne kadar düşmanımız var. Zayıfız. Zayıfız. Düşmanlar çok. Fakiriz ihtiyacımız çok. Böyle hücumlarına karşı maruz kaldıkları hadsiz musibet. Bir kardeşim eve evden çıkmayın diyorlar. Bir musibet geliyor, evden çıkmıyoruz. Bir musibet geliyor, eve giremiyoruz. Lan böyle dünyada yaşanır mı ya? Bir korona geldi, değil mi? Çıkmayın. Şimdi başka bir kuraklık geldi, yağmur geldi, sel geldi. E geldi de geldi, salgın geldi. Ya insan anlamaz mı ya? Ha bazılar insan zalim beşerin eliyle geliyor ama Allah kainatın patronu ya. Allah kainatın sistemin sahibi ya. Allah nasıl anlaşılıyor ya? Geçen misal buradan vermiştim. Kardeşim buza su ilişkisini düşünün demiştim buz. Veya dumanla nur. Şimdi buzdan suyu alırsan su kalır. Mı? Buzdan suyu alıyor. Esma-i Hüsna Allah'ın isimleri mevcudata böyledir. Su buza nasılsa Allah'ın isimleri maddeye böyledir. İsimlerini çekersen madde derinden bir şey kalmaz. Madde nedir? esmaların donmuş halidir. Bırakmamış kardeşim öyle ya. Rahat yat ya. Esas deprem içerideki depremdir. Namazın yoksa, namaza başlamamışsan, kaza namazların duruyorsa, sabahlara kadar YouTube, TikTok'lara uğraşıyorsan zaten içeride depremlerin, fayların çalışıyor. Oho esas o. Sübeyir abi demiş ya ölümden değil, kitap okuyamamaktan, günahlardan korkmak lazım. cenab bak bunları niye veriyor? Dalaletten vazgeç, gafletten uyan tanımak istemediğin sultan kainatı tanı sonra ubudiyet aletini takın. Ubudet neydi? Az, fark noksan kusuru deruhte et. Ya Rabbi kusurumu affele diye. Zafirleri böyle hücumlarına maruz kaldıklar, hadsiz musibet ve adaları ile beraber gayet kısa bir ömür. Yani isteğimize bakar mısınız isteğimize? Sonsuz istiyoruz. Ne kadar yaşayacağımız da belli değil ya. Bilsek gene Biraz rahat ederiz ha. He. Her an ölecek gibi bir insan yaşanır mı ya böyle bir dünyada? Allah'a teslim ve tevekkül edilmese her an ölecek bir insan tahammül edemez. Şimdi başka bir gözlük verecek merak etmeyin böyle bitmeyecek bu sayfa. Sonra düşmanlarla beraber kısa bir ömür. Her gün ve her saatte ölüm endişesi altında. Azel gelmez mi Gafur? Gelir abim. Daha önce ölüm var mı? Bilmiyorum. Yani ölüm nasıl bir şeydir? Okuduğum kadarıyla. Vallahi Allah da öyle diyor ya. Dünya hayatı zindandır ahirete göre. Orası çok güzeldir. İtikadım, imanımız odur ki orası çok güzeldir. Seni zannettiğin gibi canını almayacak. Endişe etme. Teris olacaksın. İnan. Ama yeter ki namazını, derslerini git. Evradını oku. E, hayatından bazı şeyleri çıkart. Hayatına bazı şeyleri topla. Hayatına bazı şeyleri çarp. Hayatına bazı şeyleri böl, hayatına bazı şeyleri ekle, fırsatı gelmiş, hayatına bazı kişileri çıkart artık. Yani günahlar terk etmiyorum. Günahın terk etmenin şekli, günah terk etmenin şekli kolayı, o günah ile arkadaşını terk etmektir. Devam ediyorum. Her saat ölüm endişesi altında gayet dağdalı bir hayat geçir abim. Yaşamak için gayet perişan bir maaşet içinde. Tamam bir de geçim derdi var. Ay yetmiyormuş bunlar. Hiç fayda etmiyor. Böyle istiyorum böyle. Bak beka istiyorum fani de. Her şey istiyorum hiçbir şey yok. Bir insana yakışı bir hayat istiyorum. Tepeme binmiş deprem. Ulan tam rahatladık korona. Tam bir rahatladık kuraklık. Tam bir rahatladık. Ulan ne olacak ya? Biz bu da rahat etmeyecek miyiz? Sahipsiz miyiz ya? Ya sahipsiz mi ya? Öyle atılmış ne halim var? Ya tuhaf ya. Acayip bir şey. Bir tane kısayı anlatayım size. Adamın bir tanesi demiş ki herhalde halde Ahmediye'de okudum gübrenin içinde bir tane yeşil, yeşil renkli sinek var. Biz köylü olduğumuz için bilirim onu. Sinek var. Adam demiş ki ya Rabbi. Ama pisliğin içinde bunu niye yarattı? Ondan sonra nasıl olmuşsa hastalanmış, ilacı oymuş o sinek. Ulan nasıl yerim ya bunu? E, yiyeceksin. Adam yemiş. Sineği yemiş ya. Sonra işte malum işte seyahat ederken gemide tufana, fırtınaya tutuluyor. Herkes bağırıp çağırıyor. <laughs> endişe var. Adam rahat. Demiş ya sen niçin endişe etmiyorsun? Vallahi bir kere Allah'ın işine karıştım. Falan şeyi bana yedirdi. <laughs> Şimdi karışmam denizi yedirir. Oturuyor bakın görüyor musun? Diyor ki yaşamak için gayet perişan bir maaşet içinde. Bu kadar derdim var. Bir de geçim derdi var. Bir de geçimin aşıyoruz. Ya bir tane de daire alsaydık ya. Adam ne diyor biliyor musun? Adam ne diyormuş? Ya bu insan insan mı ya? Ya bu depremden diyor, e, endişesiyle diyor, şimdi İstanbul'a kaçıyorlar diyor. E, ya diyor, tam bir fırsat diyor, daire alma fırsatı diyor. Tam daire alma fırsatı diyor. Şey dedim, Maraş'ta dedim, Pazarcık'ta da arsa satıyorlar dedim. Hak, evet dedim, Mars'a satıyorlar ama dedim, 3'e buçuk. Bunu sordu Fırsatçı olur muyum diyor. İsim vermiyor. seri bana şunu soruyor. İhaleye girip de, o bankaların çıkarttığı açık artıma girebilir miyiz? Lan garibanı tepesine binmiş faizle evini buzdolabını satıyor. Nereye giriyorsun sen ya? Git o kimin malıysa git onu öğren, git adamın borcunu öde de kurtar o evden şey. İnsan insan olmalı ya. Ne bileyim ya. Ben biz de kafayı mı yedik yani. Bak e, perişan bir manşet içinde kalbe vicdana en elim bir elim ve en müthiş halet olan ...mutemadi, zeval ve firak belasını çekmek içinde yani bu bir sürü istekler var retle cevap aldık bir de geçim belası var kalbe vicdana en eli müthiş şeyler de var hadiseler oluyor insanlar yapıyor akraban yapıyor komşun yapıyor dostun yapıyor vefasızlık yapıyor yapıyor da yapıyor bir sürü şeyler ummadığın şeyler oluyor vicdanını acıtıyor kalbini acıtıyor eyli gaflet için Zulumat ebediye kapısı suretinde görülen kabre ve sana bakıyorlar. Şimdi geldi kabire. Şimdi gözümüzün önünde bak deprem ezmiş. Nefessizlikle ölmüş. Yok sağlamdı. Adamlar gidene kadar ölmüş. Kabre böyle bakıyor. Nedir? Birer birer taife taife o zulumat kuyusuna atılıyorlar gördüm. Hakikaten kuyu atılıyor. Öyle mi abiler? Şimdi bak nasıl gözlük verecek. İşte bu insan alemi Biraz kaldırayım böyle. İşte bu insan alemi bu zulümat içini gördüğüm anda. Zulümat şu. Karanlıkla zulümat arasındaki farkı söylüyorum. Kitap okuyanlar için. İçerisinde nur varsa karanlık mertebelidir. Onun adı karanlıktır. İçinde nur yoksa içinde meratip yoktur. Onun için zulümattır. Zulümat kalbidir. Karanlık akliidir. Yani dayanacak bir noktası yoksa karanlık kafa, eğer güveneceği bir sağlam birisi yoksa Cenab-ı o adam zulümattadır. Ya böyle nereye güveneceksin ya? Ben et ve kemik miyim ya? Her an dağılacak bir huşu vücudun üzerine nasıl isteklerimi bina ederim ya? Neler istiyorum? Bedene bak. Et kemik ya. Bir tuhaf alem. Ben devamlı değişen bir vücudum var. Değişen bir dünya var. Bir de zalim beşerin evhamlarını işte radyo televizyon açılıyor. İstanbul depremi olacak, İstanbul ha oldu, ha olacak, ha oldu, ha olacak. E böyle nasıl yaşanacak? Niye muhatap oluyoruz arkadaşlar ya? Niye evamımız terk ediyor? Otur Kur'an'ı oku, cepşenini oku, dersleri git. Ondan sonra haftada birkaç derse katıl. Daha yapamıyorsan tesbihini çek. Ehli dalaletin vekilleri ne dinliyorsun ya? Çoğu sajan ya. Bir yerlere çalışıyor. Sahada muvaffak olamayan zalimleri, Propaganda ile galip olmaya çalışıyor. Gücünü gösteriyor. Sahada mağlup olmuş her yerde Amerika'da. Bunu mu yapacak? Irak'ta mağlup olmuş. Suriye'de mağlup olmuş. Afganistan'da mağlup olmuş. Libya'da mağlup olmuş. Azerbaycan'da mağlup olmuş. Vietnam'da mağlup olmuş. Olmuş da olmuş. Teknolojisi dedin. E bu adamı depremi yapacak. İşte bu insan alemi, alemini bu zulmat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif insaniyem, belki bütün zerrat-ı vücudum feryat ile ağlamaya hazır iken, şimdi gözlük değişiyor, şimdiye kadar böyleydi. Oo ne kadar uzaksınız. Şimdi ne kadar yakın. Dürbün gibi yani ters baktın. Şimdi Kur'an göz, Kur'an'la bakalım bakalım öyleymiş. Ondan sonra bir keseceğim bak. Birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvveti iman o dalalet gözünü kırdı. Demek ki şimdiye kadar anlatılanlar bakış tarzıydı. Bize giydirilen elbise, bize verilen gözlük. Aa bununla bak dedi. Renkli gözlük verdiler. Her taraf renkli. Aa bir baktı ki değilmiş ya. Mer televizyonlar, şeyler, fitne, fesatların hep gözlük verdi. Şimdi Kur'an dedi ki al şunu. Al bunu tak bakalım. Bir de iman gözlüğü veriyorum sana. Bir de teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Allah'a kanaat et ya. Allah'a teslim ol. Allah'a tevekkül et, Allah'a itimat et. Allah var değil mi? Yanlış yapar mı? Yok. Önce sonra yapmaz. büyük Geciktirmez, zulmetmez. Allah ne yaparsa doğru yapar bak. Cenab-ı Hakk'a teslim, seleme, doğru yaşa. Tevekkül, doğru düşün, vekil et. Sonra kusuru deruhte et. Ats, noksan ve kusuru deruhte ettin mi? Tamam ya Allah, Sultan-ı Kainat birdir. Her şey O'nun emriyle halledilir. O ne isterse olur istemesi olmaz. Sebepleri de halk eden o. Tertibi kuran da o. O kadar. Eğer bunları kaldırmış olsa var ya şu sistemi, depremi. İnsan bu haliyle gene azgın ya. Ya adam deprem yerinde arsa alabilir miyim diye soruyor zalim. Bu ona kızma. Bizde de var o alçaklık. O alçak bizde de var. O zalimlik bizde de var. O kaç depremiydi? Zeytinburnu'nda ben idim. Avcılarda 10 bin liraya daire alıyordu. Herkes kaçtı. Deprem olunca adam daire... Yani bu zalim yani. İnne kâne zaluman cehula. Ne kadar zalim ve cahil kendisine. Yani cahil ne demek? Kendisine cahil. Yoksa ticaret çok iyi biliyor. Zaluman cehula. Kendisine cahil olduğu için kendisine zalim. Kendisine zalim. O kadar merhametsiz ki kendisine. O kadar düşman ki. Belasını da çekiyor. Ve biraz teslim itimat Bak teslim. Seleme. Doğru yaşamak. Tevekkül. Doğru düşünmek. Ee, teslim, tevk. itimat Allah'a itimat Allah'a kanaat et ya Allah'a kanaat etmek ne kadar acayip bir şey ağır bir laf biliyor musun Allah'a kanaat etmiyoruz ki Allah'a kanaat etmiyoruz gözlük verdiler abi gözlük gözlüğü kırdım kafama bir göz verdim gördüm ki ne verdi Kur'an, Kur'an'dan gelen bir nur ve imandan gelen bir anlayışla kafama gözlük verdi gördüm ki Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi hakim burcunda. Yani Allah bir şey yaparken hikmetsiz yapmaz. Adildir. Abes iş yapmaz. Hakimdir. Böyle bir şey yapmaz. Sonra Rahman ismi Kerim burcunda. Rahman ve Rahim. Kafir Müslüman fark etmeden rızkını, hayatını, hak hayatını veren Allah. Hemen tepesine inmiyor. Kerim ise verdiğini geri almaz. Verdi imanı sana? Sen vermedikçe geri almaz teslim, itimat. Şu anda Allah görüyor mu? Duyuyor mu? Allah bu bu Allah işte. işte i̇şte uzak değil ki. O korktuğumuz hadiseler bütün hep Allah'ın. Korktuğumuz şeyler hep Allah'ın. Ve şu anda duyuyor bizi. Şu anda seni de görüyor, beni de görüyor. E ne yapıyor biliyor musun? O getirdiği için sen geldin. O sana vermeyi verdiği için verebiliyorsun. Verdikten sonra almak ikincidir. Allah ilk önce sana vermeyi veriyor, sonra veriyor. Senin kalbine muhabbeti koydu da geldin. Bana da muhabbeti koydu da bunlarla meşgul oluyor. O yaptırıyor. Şu anda senin kalbine sururu koyan o. Şu anda ferahlık veren o. Rahatlatan o. Her şeyin sahibi o ya. Her şeyin sahibi. Ama ille ısrarla ehli dalaleti dinlersek Allah'tan koparıyor. İlle israrla. Tövbe etmesinler. insanlar kendilerine gelmesinler. Kendisiyle meşgul olmasınlar. Hep hariç. Hep hariç. Değil kardeşim. Muhatap olma. Bak şimdi. Allah Rahman'dır. Kafire bile hak hayatı vermiş. Ama verdiği bir şeyi kendisi geri almıyor. Böyle bir Allah kerim. Rahim ismi Gaffar Burcu'nda. Yani manasında ne demek biliyor musun? Bismillahirrahmanirrahim demek. O Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman, kafir mümin fark etmeden veren. Rahim ise kendisine iman edeni, İman ettiği şeyle de dünyada besleyen. Mesela şu. Ahirete iman ettik mi abi? Ettik. Allah'a iman ettik mi? Ettik. O ahirette işe yaramak, o ahirette ya. Şu anda biz ahirete iman etmekten kaynaklanıyor bizim bu rahatlık. Nasıl? Ahirete iman edince bu haramdır. Bu haramdır, helaldir. Yapamam, yiyemem, veremem. Günahtır, ayıptır ya. Bela musibet gelince ahiret var ya. Zulme uğrayınca adalet var. Bakın ahirete iman dünyada insanca yaşamamıza vesile oluyor. Ahirete imanı kaldırırsan bir şey niye nedir? Ne nedir yani? Bunu yapamam. Bunu yaparım. Ya yaşlanıyorum. Tansiyonum var. Kalp krizim var. Deprem var. Ama Allah var ya. Hep Allah'ın mülkünde oluyor bunlar. Madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var. Madem Cenab-ı Hakk'ın böyle kuşatıcı bir ilim var. Ki herkesin ve her amelini görür kim nereye layık ve mustakirse öyle muamele ediyor ve edecek diyor. Yani Va Allah var. Bak şimdi e, rahim iman ettiğimizde çocuk anasını emer ya. Biz Allah'a iman ederek Allah'tan besleniyoruz, ahiretten besleniyoruz, meleklerden besleniyoruz. Allah, evet, rahim. Allah, Allah şu anda huzur yok mu veya namazda? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir namaz daha Kur'an okumak daha sohbette. Bende şu anda var. Huzur yok mu? Var. İşte rahimle oluyor. İman nere Nereye iman ettim? Allah'a. İman etmenin muacel peşin. Hani nikah iki tane olur ya hocam bilir. İki tane. Bir muacel verilmesi gerekiyor. Bir de müeccel verilmesi gerekiyor. İman et eden insan ettiği şeyle besleniyor. Ben Allah'a iman ettiğimse sende Allah'tan feyiz, huzur geliyor. Allah hazır olduğu için bizde huzur oluyor. Sende huzur yok mu şimdi? O huzur hazır olduğu içindir. Sana kafayı böyle sallattıran odur. Kalbine ferahlık veren odur. Rahatlatan odur. Efendim Ahmet. Rahim, rahim ismi gafur boyunda nasıl tutuluyor? Yani nasıl yapıyor biliyor musun? Şimdi gafur affediyor ya. Benim halim benim halime bakılırsa o huzur olmaması lazım. Adam değiliz ama Cenab-ı Hak'tan af diliyoruz, gafur. Rahim aktif oluyor. Şefkati. Evet. Yani nasıl? Şefkatiyle af ediyor. Af ettiği için şefkat ediyor. Mesela şöyle bir düşün. Ya ben bu saatte niye burada bu niye buradayım? Olmamam lazım. Ama getiren o. Af eden o. Huzur veren o diğerleriyle tokattıran o. Ya Karuna diyor ki toprağa şey toprağa Musa Aleyhisselam yut diyor. Çak diye yutuyor. Gelmiş bileğine kadar. Ya Musa merhamet et diyor. Yut diyor. Geliyor buraya kadar. Yut diyor. Altı etti. Avrasına geliyor. Karun gömülüyor altınlarıyla. Toprak unsuru. Musa merhamet et diyor. Yut diyor. Musa Aleyhisselam eder mi? Çünkü zalim ya. Bu nasıl bir şey? Hatta Cenab-ı Hak diyor ya ayette bunları cehenneme soksan sonra ya Rabbi cehennemde dese ki öyle diyor. beni bir daha geri dönder. Cenab-ı Hak diyor ki gelsel gene aynı olurdu. Ya bir acayip ya. Arkadaşlar ya ben şimdi hocam bilir. Köylerde ve yurt dışında camiler birbirimize yardım ederiz. Diyanetin şimdi. Arkadaş gömüyor. Benim de <laughs> hoca olduğumu bilmiyor. Şurada adam duruyor. Mezara bakıyor. Ölüye bakıyor. Ölüsü amcası. Oluyor. Yani bu onu gösterirken bende var bu. Bu alçaklık bende de var. Ben bundan temizlenmemişim ki. Ona bakarak kendimi görüyorum. Ona bende de var ama bu. Ondan sonra ne oldu diyor. Bak. Yok dedi ki beyaz eşya galiba. <laughs> beyaz eşya. Baba yatırmadılar. Hı -hı. Demedi mi lan onlar mal satmayın. Hı -hı. Devam ediyor gene alıma. Arkasını yazdırın. Öğlen Öl de amcası. Siz gidin ben idare ederim. <laughs> Aynen bir şey ya. Bu insan tuhaf bir şey ya. Bak mezardan şey, taştan çıkıyor diyor. Hemen elini yıkıyor. Komşuluğa gidiyor. Ötekisi çıkıyor. Devlet nerede diyor. Ya, köre bak yani. Sağ, su nerede diyor. İnnehu kâne zalûman cehûlâ. Kendisine ne kadar cahil ve kendisine zalim. Bir teyzemizi çıkartıyorlar Hasan abiye. <laughs> Başını öpmeden Ya. İmana bak. Biz olsak Allah hakikaten var ya. Şaka değil ha. Allah kesin var ha. Bana öyle geliyor. <laughs> Allah ile insan gurur duyar mı? Şahit ol ya Rab. Seninle biz gurur duyuyoruz. Değil mi? Rabbimiz gurur duyuyoruz. Bu imanı veren Allah'a hamdolsun. Her şey ya. Kaldırıyor olayı. Müslüman kaybedecek bir şey yok ki. Teris olacağız. Zaten olmayacak bir şey miydi? Bak, Gafur is, Rahim ismi tecelli edecek Ahmet. Nerede edecek? Ama e, bu bir insan buna müsait değil. Gafur o gafurlanmış. Gafur tecelli edince Rahim oluyor. Affediliyor yani. Affediliyor. Ya Rabbi. Affedildiğimizin anlamı nedir? Nasıl anlarız? Huzur olduk. Allah duamıza cevap verdiğini nasıl anlarız? Huzurla cevabını veriyor huzuruyla cevap verir diyor. Peki Allah duamıza cevap veriyor mu? Zaten dua yapabilmek duadan önce verilen cevaptır. Mevlana dergahından bir tanesi kendisi dağdaymış. Hep misal veririm. Şeytan dedi ki sen kaç seneden beri buradasın? 15 sene. Sen hep ya Rabbi, ya Allah dedin. Bir defa Allah sana dedi mi ey kulum? hı ya dedi. Bana Allah bir defa ey kulum dedi ses gelmedi. Sonra çekip gidiyor. Neyse sonra ihtar ediliyor. Geliyor koşuyor. Yetişiyor. Diyor ki Mevlana. Niye gidiyorsun? Ya ustad dedi ben 15 sene ya Rabbi dedim diyor. Bir defa Allah bir defa buyur ya kulum demedi diyor. Diyor ki ifade edebilirsem o veci söyledi. Allah sana ya Rabbi de diye ihtiyaç hissettiren bu istidadı sana vererek bunu sana söylettiren sen söylemeden önce cevap vermiş olmuyor mu? sana ya Rabbi detirten odur. Sen de ondan sonra söylüyorsun. O zaman demeden önce sana büyür kulum demenin adıdır. Ya Rabbi beni affet. Affetmek istemeseydi sana af dillettirmezdi. Affetmeyeceğim kulumun ağzına diyor tövbeyi nasip etmem. Etmiyor işte çıkıyor adam nankör. Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez ya. Evine, çoluk çocuğuna, karısına, eşine. Teşekkür etmiyor ya. Ya bir teşekkür et ya ağzına bir şey. Nasıl buldun yemeği? E işte. En iyi yemeği diyor ha. Ee işte, her zamanki gibi. Bir şey olsa ya, lankör acayip bir şey ya. Bizde ha biz. Yapmamak lazım. Gafur burcunda rahim gözüküyor. Affedildiğimiz için edebiliyor. Manasında. Bayis ismi varis burcunda. Şimdi bu yaratan. Bu ne biliyor musun? Varis. Ben yaşarken vefatımdan sonra Allah benim varisimdir. Benim hakkımda benim malıma sanki benimmiş. Benim hayatıma, benim sahip olduğuma, mülküme tasarruf edebilir Allah. Ona yetki verdim noterden. Nedir o noter? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ne demek? Ya Rab ben vefat ettikten sonra, yaşarken vefat ettikten sonra hayatıma ve sahip olduğum şeylerle. Senin de gene satın almak istiyor ya. Ona tasarruf etmeye senin varisimsin. Allah benim varisim. Allah senin olunca Allah nesi varsa senin oluyor işte. Allah nesi var? Her şey onun. O zaman Allah senin, her şey senin O zaman ne koşuyorsun bir şeylerin peşine? Her şeyin sahibini bul, her şey senin. Ya arkadaşlar şöyle düşünsenize şimdi. Sizin kadar şu andaki huzurunuzun gramına o zannettiğiniz o dev zenginler, ödü patlayıp şimdi kaçanlar. Sizin şu anda sahip olduğunuz huzurun gramını hayal bile edemez. Benim iç alemimdeki huzuru Koçudur, sapancıdır, hangi dünyanın zengini? Onun gramına gramına adam hayali ulaşmaz. Hayal, hayal. Şu elimizdeki nimeti farkında mısınız? Allah nimettir ha. Şu ayların sonunda Allah nimettir, ahiret nimettir, teslim nimettir, tevekkül nimettir, namaz nimettir, oruç nimettir, üç ayları nimettir. Bayis varis dedik. Muhyi ismi Muhsin Burcu'nda. Öyle bir şeydeki ki İhsan ediyor ki seni ihya ederek cevap veriyor. Tersten mi Ahmet? Yani İsa'nını ihya ederek gösteriyor sana. Ya sonra Rab ismi Malik Burcu'nda. Yani Kulavuzu bir Rabbin Nas, Meliki Mal. Yani öyle Malik ki yani bize Rab söylettiriyor. Rab. Malik. Rab ismi Malik Burcu'nda tezahürde. Şöyle düşün. Elektrik ocağında, ocakta elektrik gelse ısı gözükür. Buzdolabı sisteminde elektrik gelse aynı şey soğutur. Yani sisteme göre gözükür. Rab burada tezahür ediyor. Sonra burcunda birer güneş gibi tulu etti. Bak güneş ortaya çıkar. Rab orada gözükür. Yani Allah her şeyin maliki olduğu için benim Rabbimdir. Her şeyin maliki, malikel mülk. Mülkün sahibi. Yetesarrafe fi mülki keyfe istediği gibi tasarruf eder. Mülkünu ya. Böyle inandım ne kadar rahat edersin ya. Oh. O karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemi haletleri dağıtıp nurani ahiret aleminden pencereler açıp o perişan insan dünyasına nurlar septiler. Yani şu anda insanlık perişan. Ya kardeşim Müslüman böyle olursa Kafir ne olur? Ya kardeşim iman bu kadar böyle yaparsa, iman varken bu depremdir, şu beladır, kanserdir. Ya onlar ne yapar? İmanın şu nimetine bakın. İman nimettir, Allah nimettir, ahiret nimettir. Ee, Azrail aleyhisselam nimettir, Cebrail aleyhisselam nimettir. Her şey nimet ya. Nikmet olan bir tane küfürdür. Çok şükür, tövbe mesela. Ne kadar nimet. Seni ihya ediyor ya. Öyle bir Allah ki günahları ben çelik gibi yaptım, dondurdum beton gibi, af yok. Böyle bir sistem olsa ne yapardık ya? İyi ki iyi ki Adem Aleyhisselam babamız geldi de tövbe sistemini çalıştırdı. O tövbe sistemi çalıştırmasaydı hakikaten durumumuz iyi değildi ya. Sonra o perişan insan insan dünyasını nurlar septiler. Zerrat-ı kainat ad elhamdülillah el şükrülillah dedim ve aynı lakin gördüm ki İmanda manevi bir cennet ve dalalette manevi bir cehennem bu dünyada da vardır yakinen bildim. Çünkü 103 Mesnevi Nuriye'de diyor ki Hanzale çekirdeğinden diyelim ki armut çekirdeğinden şeftali çıkmayacağına göre küfür çekirdeği olan o inkardan da cennette çıkmaz. Peki cennet çekirdeğinden cenne, cennetin çıkması nasıl anlaşılır? Huzur, saadet, neşe, yorumlamak, izah etmek. Haşa yüz bin defa haşa ahiret olmasa bile dünyada biz başımıza gelen musibet dertleri onlarla yorumluyoruz. Onlarla sıyrılıyoruz. Gemide bulunurken sırtımızdaki yükü gemiye koyuyoruz. Ne diyoruz? Bela ve musibet gelince madem Allah var, her şey var. Allah var, gam keder yok. Sıkıntı çektikse kefaret oluyor. Sonra e Ölürsek de huzurunu alacak, merhamet edecek. Zindani dünyadan, bostanı cinan, şu sevdiğimiz, mahbubumuz olan dünyanın herhangi bir şeyine sahibiz. Ona değil, komple küre senin olsa ahirete göre zindan hükmündedir. Böyle bir ahiret, böyle bir Allah. Allah'ın merhameti ne kadardır? İmam-ı Rabbani Hazretleri de Allah şöyle diyor. Dörtte üçü su değil mi dünyanın? Bu okyanusların damlaları ne kadar? Oradan diyor bir damla al. Bütün hayvanı, insanı ve nebatlara dağıt merhametini. Bir damla. Okyanuslardan bir damla. Allah'ın o umman sonsuz merhametine göre almış olmazsın gene diyor. Başka bir alim söylüyor ki diyor ki o deniz söylüyor o deni söylemiyor. Bütün dünyadaki deniz ve içindekileri, ve kenardaki kum tanelerine göre bir tanesini al. O bir tane kum tanesini mahlukata dağıtmış, bölmüş. Allah'ın o sonsuz merhametine göre bir kum tanesi bile olmuyormuş. Böyle bir Zat-ı Zülcelal'in kuluyuz. Daha ne olacak ki? Mensubuyuz. Böyle bir Rabbimiz var. Ne yapar? Ne yaparsa iyi yapar. Hiç sıkıntı yok ya. Yani. Sürprizlik yok. E ne yapar? Merhameti çok ama. Bize o affetmeye yakışmıyor. Bize söylüyor affet. O ne, ne, kadar affedecek? Çok. çok affedici, çok merhamet... E, affetmek bize ona çok affetmek. Öyle diyor. O çok affedicidir, çok merhametlidir. Çok var. Bizde ise diyor ki affedici ol, merhametli ol. Ver diyor. Vererek alıyorsun. Yani almanın adı vermektir. Sevilmenin adı sevmekmiş. Allah verdirtmese veremezsin. Yaptırtmasa yapamaz. Daha vermeden ücreti alıyoruz. Burada kesiyorum. Harici toparlıyorum. Bitti. 4-5 ee, tane fayattı vardı. Dışarıdaki fayattı. Sema, yağmur, sonra hava, hava. sonra Sur. toprak ve şirk, isyan. Ee, günahlar yani. Bunlar fayattı. Bizim dışımızda. İçimizdeki <laughs> fayatlarını söylüyorum. Aklın fikirlerini toparlıyorum. Vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerinin İstekleri burada yok. Bunlar da fay attı. Parçalandığı zaman adamı parçalıyor. Öyle berbat bir şey ki bu fay attı. Bir kızı, bir oğlanı, bir şeyi sevdiği zaman öyle bir fay attı patlıyor ki içeride adam intihar ediyor. Nasıl bir fay patladı ki? Öyle bir sıkıntı var ki intihar çare zannetmiş. İçeriği seyret. Allahsızlık ona da benzemiyor. Ondan kurtulmanın yolu kafayı ayık yapmayacaksın. Devamlı uyuşturacaksın. Ya iman ya sarhoşluk. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Evet. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Evet. Milletimizi, alemi İslam'ı, bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, semavi arzi, insi ve cinni, taun, tufan, zelzele, veba, her türlü e, musibeti arziye ve semaviyeden muhafazayı emin eylesin. Amin. Evet. Bizi hizmeti i imaniye, Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. İkramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan hizmeti i imaniye, Kur'aniye'yi beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan almasın. İştirak-ı amali uhreveden hissemizi ziyade eylesin. Evimize Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim eylesin. Çoluk çocuğumuzu insi ve cinli şeytanların şerrinden maddi ve manevi hastalıklardan hepsi emin eylesin. Amin. Kaza belalardan, taonlardan muhafaza eylesin. Amin. Evlatlarımızı şedatlardan, firavun ve Nemrut'tan şerinden evet. muhafaza eylesin. Ve Ve hizmeti imaniye, Kur'an'de kahraman nesiller çıkmasın, nasip eylesin. Vahir en rabbil alemin el Fatiha. Kahraman insanlar. Şeyi unutmayın toprak unsuru su unsuru hava unsuru